8. sınıflarla bir bilinmeyenli denklemleri işledik. Şimdi sizlerle üçgenler konusunu işleyeceğiz. Ama önce size bir masal anlatmak istiyorum. Bu masalda bir aşk üçgenini anlatıyorum. Ülkenin birinde bir prens yaşarmış. Bu prens bir gün bahçesine gelen bir peri kızına aşık olmuş. Ama prensese aşık olan bir başkası daha varmış. O da kötü kalpli vezir. Kötü kalpli vezir aynı zamanda büyücüymüş. Bakmış ki peri kızının gözü prenste, madem benim olmayacaksın, ikiniz de asla kavuşamayacaksınız deyip sihir yapmış. Prenses kaybolmuş. Meğer ki kötü kalpli vezir, prensesi etrafı lavlarla dolu bir zindana hapsetmiş. Ama prens hiç peri kızından vazgeçer mi? Asla geçmez. Evet. Gerçekten de vazgeçmemiş zaten. Prens tüm zorluklara rağmen peri kızını hapsolduğu yerden kurtarıp veziri alt etmeyi başarmış. Ve hayal ettiği aşka kavuşmuş. Şimdi bu masalda bir aşk üçgeni var demiştim. Bakın şimdi. Bu üç nokta. Ve bunları birleştiriyorum. Büyücü, prens ve peri kızı. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren doğru parçalarından oluşan madem üçgeni var. Ben hayal ettiğim aşka ulaşmak istiyorum. O halde cesur olmalı. Hem de çok. Hop, içeri. Gel pasa. Kızlar vallahi çok peşim. Annem yine rejime başlattı. Sadece meyve yiyecekmişim. Senin burcundakiler tüm hayatları boyunca kilolarıyla uğraşırlar. Yani siz bakasın. Kötüye yakın olabilmeyi için akıl veririm ama içimden sana iyilik yapmak gelmiyor. Özge, biz seninle yıllardır arkadaşız. Hatta neredeyse kardeş olmak üzereydik. Hadi ya, yap bana bir iyilik. Onun olan duygularını belli edebilmem ve ona yaklaşabilmek için evde küçük bir parti ver. Uygun bir zamanlı kollar, duygularını açarsın. Aa, çok iyi fikir. Ver bana. Atıyorum. Senin hayalin ne? Bilmem. İyi bir resim olabilmeyi çok isterdim. Gel gel. Ya. Tamam, sakin. Ben de 2 yıl bir resim kursuna gittim. Ya ne güzel, ben de çok isterim. Şimdi git onu partiye davet edeceğim. Hı. Merhaba. Yarın bizim evde bir parti var. Sen de gelir misin? Of, ne partisi be? Zaten sinirim tepemde. Çekil başımdan. Tek neden öyle davrandın? Düşünsene evde bir parti veriyorsa Selim'le mutlaka gelir. Ne de olsa kuzenler. Ah sahi ya. Neden beni uyarmadın şaşkın? Ama ben... Bu senin için eksi puan oldu ona göre. Ya of ya. Rejim çok iyi gidiyor. Tamam bu kadar üzülme artık. Nasıl üzüldüm oğlum? Beni nasıl tersledi görmedin mi? Bence Mimi'nin size söylediği gibi hayallerinden vazgeçmemelisin. Cesur ol. Git bir daha davet et. Hadi. Bak gülümsüyor. İşte bu yani. Evet ya. Tekrar deneyeceğim. Hadi bay bay bay. Buradayım, içerideyim. Al. Ya aslında çok eğlenceli bir parti olacak. Bence kaçırdığında üzüleceksin. O yüzden bir daha düşün istersen. Düşünmeme gerek yok. Geliyorum. Okul çıkış adresi verirsin. Tabii veririm. Kızlar siz de gelin isterseniz. Ne oldu? Geliyor oğlum, geliyor. Gördün mü? Mimi haklıymış. Bak. Oğlum ben de alsana. Üzüldüğüne değdi mi peki? Hulusi, hadi kantine gidelim.
Tamam. Yağmur, yarın sen kendine bir program yap. Benim misafirlerim gelecek. Evet ya. Delirdin mi Emre? Ne programı? Ne misafiri? Beni partiye davet etmeyecek misin? Tabii ki hayır. Peki öyle olsun. Yağmur Ertürk, hemen odama gel. Ne oluyor? Yağmur Ertürk. İşte bu kadar. Anahtar çocuk tıpış tıpış ayağıma kadar geliyor. İleride de beni affeder artık. Şemsi Bey. Bütün çocuklar aynı. Hepsi gereksiz zavallı yaratıklar. Ben dedim. Siz bu Yağmur'u bana bırakın. Babatını tanıyorum. Onunla babatının önünde konuşacağım. Hah, iyice şikayet edin. Edeceğim efendim. Etmedi olur muyum? Benim adım Temti Koluyanık. Temti, Didiptin ve Müdik. Bunların üçü ayrılmaz birer unturdu. Hah, tabii. Seninki geliyor. Selim, Emre beni yarın evde vereceği partiye davet etti. Öyle mi? Hı-hı. Sen de geleceksin değil mi? Yo, bana bir şey söylemedi. Canım, kuzenin değil mi? Davet mi ediyorsun? Belki de seninle baş başa kalmak istiyordur. Zeynep, Zeynep. Efendim? Aradığın kitap kütüphanede varmış bak. Teşekkür ederim. Önemli değil. O kadar aradım ya. Sağ ol. Sorun değil. Kuline Hanım, ben bu durumu nasıl idare edeceğim bilmem. Demek müdür hanım Hakan'a Yağmur okuldan kaçıyor diye şikayet edecek öyle mi? Vallahi telefonda öyle dedi. Ah, keşke müdürcüm emekli olmasaydı. Ne güzel idare ederdi bizi. Merhaba Bakmış. Merhaba Kulina. Hı-hı. Çok işim var, çok. Aa, baba. Neden erken geldin? Gideyim istersen. Ya yok. Ondan değil de şaşırdım yani. Dosyaları getirdim. Evde çalışacağım. Hem de biraz sizinle zaman geçirmek istedim. Herkes nerede? Makbuş yemek hazırlıyor. Neyse. Yağmur? O Nana'yla Nana'nın okuluna gitti. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Neden bana haber vermediler? Verecekti de telefonu kapalıymış. Büroyu arasaydılar. Baba, seninle özel bir şey konuşacağım. Özel mi? Hadi ama 5 dakikadır kıvranıyorsun. Söyle bakalım, neymiş o özel mesele? Baba, bir kızla nasıl konuşulur? Dur bakayım, sen büyüdün de aşık mı oldun yoksa? Seni kokarca seni. Ya baba ya, aşk sayılmaz. Elektrik hissediyorum. Öyle mi? Şimdiki nesil bir de bunu çıkardı. Evet, seni dinliyorum. Baba, ben çok mu kısa boyluyum? Yo, nereden çıkardın? Hem erkekler kızlara göre daha geç boyatarlar. Neden sordun? Sanırım beni çok kısa buluyor. Bak şimdi. Birinci kural kendine güvendir. Kızlar kendilerine güvenen erkeklerden hoşlanırlar. Mesela bir kızla ilk kez tanışıyorsun. Eğer böyle yaparsan kafadan kaybedersin. Merhaba. Ben Hakan. Komik değil mi? Ama şimdi bak. Merhaba, ben Hakan. Anladım. Hadi yap bakalım. Merhaba, ben Hakan. Ay işte ya şey. Merhaba, ben Emre. Ne oldu? Nereye? Tuvalete. Hay Allah. Aman dik. Hadi baba. Tamam oğlum ya, tamam. Tamam. Çıkıyoruz işte. Hadi. Tamam. Telaş etmeyin, telaş etmeyin. Tamam. Ya hadi ya. İnanamıyorum. Sakin ol, tamam oğlum çıktı. Bak bu hadi. Tamam. Ya bu. Tamam. Emre bu telaş ne? Hadi size iyi eğlenceler. Naime ısrar ederse akşama gelmem, haberiniz olsun. Tamam Makbuş'cum, keyfine bak. Akşama geç kalmayın.
Aa, baba, sen de bizimle sinemaya gelmiyor musun? Hayır, ben ofise gidiyorum kızım. Akşam görüşürüz. Üzülme, ne olur. Üzülmüyorum. Hadi. Dinle beni. Bir bahaneyle onu mutfağa çağır. Bu sırada ben de sanki bir şey alıyormuş gibi yanınıza gelirim. Sonra sen hemen bizi yalnız bırakırsın. Ben de çıkma teklifini orada yaparım. Sen de buradaki çocukları oyalarsın, tamam mı? Tamam da sence bunu söylemek için mutfak romantik bir yer mi? Of, ne yapayım oğlum? Odama mı çıkarsan yoksa? Bilmem. Hem mutfak çok ayak altı. Tamam. Bir gelsin, duruma göre bakarız o zaman. Bak unutma, beni sürekli öleceksin ona göre. Tamam, merak etme. Kızım, senin ne işin var burada? Petek çok ısrar etti. Seni orada görmezsem içeri girmem dedi. Ya istersen gideyim. Yok yok, gel. Of, çattık ya. Kimse dokunmasın. Çok güzelmiş. Merhaba Emre. Merhaba. Hadi sen Selim gel. Ne haber Emre? Daha filme çok var. Hadi gel. Aç ağzını. Bir tane daha vereyim mi? Güzel mi? Alsana. İstemiyorum. Baksanıza. Çok tatlı. Emre çok iyi dans eder. Bence. Çok da yakışıklı çocuk. Okulda tüm kızlar peşinde. Şu ufak Allah ufak sahibine bağışlasın. Selim de gidecek gibi sanki. Haydi al, ne olur. Yok, istemiyorum ya. Şuna bak ya. Güzel parça. Güzel değil mi? Ne kadar bir kesin. Hadi gel dans edelim lütfen. Aa. Ne yapıyorsun sen ya? Sakar! Pardon, özür dilerim. Gel mutfakta temizleyelim. Sen millete oyala. Petek. Ne var? Ya ben sana da bir şey söyleyeceğim. Şu halime bak. Ya çok özür dilerim. Aslında senin karşında benim elim ayağıma dolanıyor. Ya ben şey... Evet sen! Ya ben şey diyecektim. Ben çıkıyorum. Filme ancak yetişirim. Size iyi eğlenceler. Selim! Selim! Petek nereye? Sana ne? Bir gün bu çocuğu fena benzeteceğim. Selim! Bir dakika. Abi benim en sevdiğim parça. Ben de bu şarkıya bayılırım. Ay. Çok hoş ya. Ay. Ne hoş çocuk. Hem de nasıl. Güzel yaptığım var. Baksana. Ay çok güzel. Evet. Sana müziği değiştirmeni kim söyledi? Şaşkaloz. Kapat hemen şunu. Petek, sana adamdaki böcek koleksiyonumu göstereyim mi? Ay, iğrenç sınıf atlık. Ay. Hadi ben kaçtım. Selim. Hangi filme gidiyorsunuz? Çılgın Öğrenciler 2. Ay, o film geldi mi? Bir haftadır oynuyor. Ay, birincisi çok komikti, bayılmıştım. Hadi kızlar biz de gidelim, ne dersiniz?
Harika olur. Hadi gidelim. Selim. Yiyeceğimizi yedik nasılsa. Evet, sıkılmaya başlamıştım zaten. Beni de bekleyin. Hey. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ama daha parti bitmemişti. Selim bittiyse. Bitti. Ya olamaz. Emre, ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ya şu hale bak. Burnumun ucunda sivilce çıkmış. Of ya, amma da önemli. Ya ben ne şanssızım ya. Of. Of ya, of. Son anda bir de şoker şapşalı karşımıza çıkmaz mı? Neyse. Aldınız ya taşı. Allah'a şükür. Aman kızım. Yağmura bir şey olursa ölürüm vallahi. Öyle şey olur mu Makbuş? Sen hiç merak etme. Hem kutsal çubuk onda olduğu sürece kimse ona bir şey yapamaz. Ne bileyim evladım. Hiç aklım ermiyor benim. Sende bir durgunluk var. Ne oldu? Hakan gece benimle konuşmak istedi. Ama birdenbire kediye dönüşünce Yağmur da çaresiz nana yatıyor. Seninle konuşamayacak dedi. Of Makbuş. Bez bebek olduğum yetmiyormuş gibi bir de kedi oluyorum durup dururken. Of. Senin de işin zor yani, ne diyeyim. Evladım üzerine giysene. Böyle pijamayla dolaşma. Tamam Makbuş. Acaba partide hangi şarkıları çalsam? Sen karar ver. Senin partin. He nana, pasta da yapacaksınız değil mi? Yapacağız kokarcam, yapacağız. Hadi sen yukarı çık. Hadi. Al baba sen şunları bir bak. Pastayı ben hallederim Makbuş. Kızım, asma ama suratını. Görmüyor musun tavırlarını? Gördüm ama ona da hak ver. Doğal olarak kafası karışıyor. Elimde değil, ne yapayım işte. Başım beladan bir türlü kurtulmuyor. Geçecek, geçecek yavrum. Sen gitmiyor musun? Çıkacağım şimdi. Naime sabah da aradı. Çok ısrar etti. Kırmayayım bari. Git git biraz kafanı dağıt. Birazdan burası çok kalabalık olacak zaten. Hı hı. Tek bir hayalim vardı, insan olmak. Ama olmuyor işte, olmuyor. Nasıl olmuşum? Dayanılmaz. Baba hadi kalksana, ne oturuyorsun? Nereye gideyim oğlum? Ne bileyim ya, işe gitmeyecek misin? Yo, bugün sizinle vakit geçirmek için işe gitmeyeceğim. Ya pes yani baba. Ya bugün parti vereceğimi biliyorsun. Tamam. Ben hiç sesimi çıkarmadan çalışma odamda otururum. Ya hayır baba ya. Ya Makbuş bile arkadaşına gidecek. Sen de Yağmur'u, Nana'yı falan sinemaya gidin. Hayda, resmen bizi evden kovuyorsun öyle mi bacaksız? Ya baba ya. İyi ya, ne yapalım? Gideriz biz de. Çok güzel olmuş. Ellerimle yaptım. Ay çok heyecanlıyım. Açlıktan öleceğim ya. Sabahtan beri sadece 6 tane elma, 1 kilo erik, 3 tane muz yedim. Bu meyve diyeti kesin beni öldürecek. Düzgün düzgün, çok güzelsin. Mersi canım. Seninki geliyor. Ah. Ne oldu? Neden telefonda söylemedin? Emre'nin adresini almayı unutmuşum.
Nasılsa sen de partiye gitmeyecek misin? Beraber gidelim işte. Ben gelmeyecektim ya. Neyse sizi bırakayım. Aa, yani bizimle kalmayacak mısın? Ben bu kez gidiyorum. Ya baba ya. Ya bir kız ondan hoşlandığını nasıl söylersin? Bu konuda sanırım ben de çok başarılı değilim Emreciğim. Ama ne de olsa benden daha tecrübelisin. Lütfen. Aslında bunu ona direkt olarak söylemen gerekmez. Tavırlarınla da belli edebilirsin. Nasıl yani? Bir dakika düşüneyim. Nana. Nana. Seni seviyorum. Baba hadi anlatsana. Mesela bakışlar çok önemlidir. İlla sözde değil, gözlerinle de anlatabilirsin anlatacağını. Böyle mi? Sayılır. Ya yapamıyorum değil mi? Komik duruma düşeceğim. Tamam tamam. Ya baba ya, baba. Ya hadi göster. Tamam tamam. Gelin bakalım şöyle. Evet. Bak şimdi. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? Ha. Çok iyiyim. Film nasıldı? Çok güzeldi. Sizin gözleriniz kadar güzel değildir herhalde. Baba ya ben bunu yapamam. Ya benden bu kadar oğlum valla. Nasıl kız tavlanacağını öğretiyordum da. Hadi ben yatıyorum. Şimdi seni daha iyi anlıyorum Nana. Yağmur, Emre, kahvaltı hazır hadi aşağıya. Ah geldiniz mi tam zamanında? Merhaba Selim, hoş geldin. Günaydın Nana. Aa, bunun ne işi var sabah sabah bizde? Emre. Ya merak ettim ne var? Selim'in annesi Amerika'ya babasının yanına gitmiş. Selim bir hafta konuğumuz olacak. Emre gözün aydın. Ya ne demezsin. Ne haber fıstık? İyi. Sen kimden yanasın? Senden. O zaman ona göre davran. Makbuş Sultan nerede? Yukarıda valizini hazırlıyor. Bizim eski şoförle konuştum. Makbuş'u otobüse kadar o bırakacak. Hı, tamam. hak ettin.
Tuttum. Nana. Efendim? Makbuş'un köye gitmesi sence de biraz zamansız olmadı mı? Yani bunca iş, senin okulun, çocuklar. Selim de burada kalacak. Merak etme, ben hallederim. Hem kadıncağız keyfinden gitmiyor ya. Biliyorsun teyzesinin kızı çok hasta. Öyle de sen de çok yorulacaksın. Hiç de değil, zevkle yapıyorum. Yaşasın. Beni hala önemsiyor. Emre. Selim senin abin sayılır. Ona böyle ters davranmaktan vazgeç. Sana hiç yakışmıyor. Ben oğlum koca adam olmuş diyorum. Sen çocuk gibi davranıyorsun. Şimdi söyle bakalım. Benim kocaman oğlum musun? Yoksa çocukça kıskançlıklar yapan bir bebek misin? Selim gücük olan kocaman bir adamım. Ben ne yapacağım bu kokarcayla? Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka aramak. Sağ ol canım, gel. Nana, Selim'in odasını ayarlarsın değil mi? Hı hı. Tavan arası harika olur. İyi yolculuklar Makbuş. Çabuk gelin mi Makbuş? Peki çiftlenmeyin. Görüşürüz Makbuş. Hoşçakal. Otobüs saatine yakın şoför seni almaya gelecek. İyi yolculuklar Makbuş. Sağ ol. Dersler. Akşam görüşürüz Nana. Görüşürüz. Tamam artık. Bir hafta yıkama yanağını. Makbuş ya. Niye dalga geçiyorsun?